Değerli STV izleyenleri, Sanata Daire hepiniz hoş geldiniz. Her cumartesi olduğu gibi tüm Türkiye'de ve Eskişehir'de kültür ve sanatın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Çok güzel ve çok özel bir yerdeyiz. Değerli bir hocamız bizim konuğumuz. Kendisine şimdiden çok teşekkür ediyorum bu zamanını ayırdığı için. Ve Odunpazarı Çağdaş Sanatlar Galerisi'ndeyiz. Görüyorsunuz harika portrelerin önündeyiz. Ve Ergün Başar hocamız bizim konuğumuz. Değerli hocam hoş geldiniz. Hem şehrimize hem programımıza. Sağ olun. Kaçıncı gelişim ama bu. Tabii mutlu olarak ayrılıyorum her seferinde. Evet, biz artık sizi Eskişehirli olarak görüyoruz. Yani ben bir sene sonra belki sırf Eskişehir'e taşınmış olacağım. Oh ne güzel. Yani İstanbul'da atölyem var, çalışıyorum ama İstanbul'a çok yakın. Ve İstanbul'da olmayan şeyler burada olduğu için beni Eskişehir çekiyor. Kesinlikle. Çok güzel bir yerdeyiz. Elinize, yüreğinize sağlık. Yani çok mutluyum ben de. Yani deminden beri mest olmuş durumdayım içinde gezerken. Sağ olun, çok teşekkür. Şimdi değerli Eskişehirlilere, bizi izleyen tüm Türkiye'ye de bu sizin özelinizde Ergün Başar'ı ve bu Atatürk iz bırakan ilkler kişisel resim serginizi anlatacağız ama kişinin kendisini anlatması çok zordur hocam. Zor. Ergün Başar'ı sizin cümlelerinizle tanıyabilir miyiz? Şimdi Ergün Başar ressam. Evet. Güzel Sanatlar Akademisi mezunu, 79 mezunu. Ondan sonra iş hayatına resim yaparak ve resim satarak atılmış, halen de profesyonel anlamda atölyemde çalışıyorum. Resmin dışında bir de resim dersleri veriyorum ben. Benim okulum var, müzik, resim, bale, seramik okulum güzel. Var. Orada da dediğim gibi salı ve cumartesi resim dersleri veriyorum. Onun dışında tamamen hayatımı, geleceğimi ne derseniz resme bağlamış durumdayım. Çok güzel ve sanki biraz da öyle bir aşkla bağlısınız ki biraz çok. Önce konuştuğumuz tutku şeyler. Tutku var. Tutku aşkın var. Dışında tutku var. Kesinlikle. Nasıl gelişti hocam bu tutku? Hani biraz daha böyle çocukluk anılarımıza şimdi doğru şöyle, gidelim. Şimdi şöyle, ben ortaokulda çok iyi bir hocayla çalıştım. Bayandı hocamız. Beni çok özendirdi. Hatta özendirmenin ötesine geçti. Dedi ki yıl sonu sergilerini sen yapacaksın. Hocam bir sürü öğrenci var burada sınıfta, resim dersi görüyoruz, neden ben yapacağım dedi. Ben bunu istiyorum senden. Evet. Bana bir atölye tahsis etti ve ben ortaokuldan sonra böyle bir hocayla hiç çalışmadım. Dedi bu atölyede çalışacaksın, sana mühlet veriyorum 15 gün, bilemediğin 20 günde bu sergiyi hazırlayacaksın. Ne sergisiydi? Okul sergisi. Evet. Ama özel bir atölye tahsis ettiler bana. Bu çok önemli oldu ve büyük teşvik oldu beni. Benim için bu bir dönüm noktasıydı. O zaman karar verdim ressam olacağım diye. Harika. Sonra liseye geçtiğimde o kadar güçlü, ilerisini gören hocalarla çalışmadım ama lise sonunda bir sıra gelen giden bir hocamız oldu. O da yüreklendirdi. Zaten bu çocukları bu yaşlarda yüreklendirirseniz ileride bir şey çıkabilir. Eğer onun hevesini keserseniz, evet. Hatta kesmenin de onu bu işten soğutmak için herhangi bir başka mesleğe sokarsanız o çocuk soğuyor tabii. Böyle bitti. Güzel Sanatlar Tatbiki'ye girdim. Ben Tatbiki'nin de kazandım sınavlarını. Birinci aşamada kazanamadım Tatbiki'yi, ikinci aşamada kazandım. Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdik işte. Normal bizim akademi 5 sene. Ben biraz daha uzun kaldım akademide. Ondan sonra bitirdikten sonra devamlı tabii resim yapıyorum. Benim yaklaşık 2000 tane resmim var. Of. Yağlı boya bunlar ve evet. Tuval üzerine yağlı tuval boya. Üzerine. Ve şu anda bu resimlere başlamamın tarihi 2014. Portreye. Şimdi portreye de başlamamın sebebi şöyle oldu. Bir baktım ki portre ressamlığı yok Türkiye'de. Evet. Başlangıcım benim okuldaki hocaların sulu boya portrelerini yaptım. Evet. Bu sulu boya portrelerini yaptıktan sonra kendimin de 6 tane portresini yaptım sulu boya. Zaten görünüyor. Evet, girişte sulu boya. Sizin evet. Bunun ebatları standart yalnız. Yani bundan büyük sulu boya kağıdı yok. Yapamıyorum. Ama standart bu. Bunun standardı ise 2.60 altın ölçü ebadı zaten. Evet. Yani 2.60'a 2 metre bir yerde altın ölçü ebadı. Birbirine oran olarak söylüyorum.
Ondan sonra çok hoşuma gitti bu portre. İlk portreyi denemesi Atatürk'ten önce benim bu gezi olayları nedeniyle içinde olduğum olaylarla Mustafa Koç'un sempatiyle baktım. İlk Mustafa Koç'un portresini yaptım. İlk Mustafa Koç o zaman. Mustafa Koç. Evet. Mustafa Koç. Rahmi Koç'un oğlu. Oğlu. Evet. Ve bu tabii sebebi var neden olduğu. Tabii burada fazla detaya da girmeme gerek yok. Tabii. Ve Rahmi Koç'u aradık. Dedik ki böyle bir şey yaptık. Bağış yapmak istiyoruz. İlk bağışımı ben Rahmi Koç Müzesi'ne yaptım. Harika. 2 metre 2.60 tuval üzerine yağlı boya. Evet. Ondan sonra Atatürk çizmeye başladım. Yani 2014'ten sonra yaptım ama böyle büyük çapta başlangıcım 2015'e doğru devrilmeye başladı. Sulu boyalardan sonra sulu boyayı yine bırakmıyorum, devam ediyorum ben. Şimdi gelecek göreceğiz zaten bir numara. Yeni daha taze çıkmış, evet, fırından. Evet, onu da mutlaka. He, fırından taze çıkmış da. Eskişehir'de yaptınız burada değil mi? Hayır, İstanbul'da yaptım. Kamyonla geliyor şu anda. Harikasınız bunun, hocam valla. Sevdiğim insanların ayrıca portrelerini yapıyorum. Yani evet. Bu bilim adamı olabilir, siyasetçi olabilir. Önemli Türkiye'de kaderini değiştiren yazar olabilir, çizer olabilir, evet. Doktor olabilir. Yani ben şey gözetmiyorum, yani siyasi tavır gözetmiyorum. Bu ülkeye hizmet etmiş, çok kendi güzel. Çapında ve unutulmuş veya şu anda yaşayan evet. kişiler. Mesela bir örnek verirsem Hayrettin Karaca. Evet. Ben çok sevdiğim bir insan, sarıldık, benim ressam olduğumu da biliyor. Dedim ben sizin portrenizi yapıyorum ve yaptım, bitti, vefat etti. Çok güzel etti olmuş işte. Evet, evet. Bu da oluyor. Yani yaşarken resmi yaptığım kişiler de vefat etmiş oluyor. Vefat etmiş olanları da yapıyorum. O da ayrı dava. Tabii bu bana olanağı veren, bu burada sergi açmamı sağlayan Yılmaz Büyükerşen'e evet. burada teşekkür ediyorum. Kendisinin de bir portresini yaptım gördüğünüz gibi. Evet, çok güzel olmuş. Ve kendi çok beğendi. Aynaya bir iki kere gitti, baktı, geldi. Vallahi bu kadar olabilir dedi. Bir de yani yorum yapan bir kişi, sanat üzerine yorum yapabilen bir kişi. Sanatçı bir kişi olduğu için. Yani evet. Heykel sanatçısı artı ilk defa Türkiye'de modern resim sanatının müzesini kuran adam. Aynen. Kimse bilmiyor. Bakın biyografisini de yazmadık biz bunu. Ve Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurdu bunu. Evet. Ve İstanbul'da yokken kurdu bunu. Şimdi onun hep ileri görüşlü hamleleri var. Çok ileri görüşlü. Yani ben zaten onun kişiliğinde Eskişehir halkına bağışladım bunu. Ve burada yaklaşık 30 tane resim var. Bu da 180 metrekareye ediyor. Evet. Yani metrekare. Onu konuşacağız. Evet. Buradan da sürpriz Eskişehirlilere o müjdeyi vereceğiz. Evet. Ama tabii ki Mustafa Kemal Atatürk o önderimizi ayrı konuşacağız ama hazır Yılmaz hocamıza gelmişken inanın biz çünkü hayranlıkla hocamızı çok. Eskişehir'de ve tüm Türkiye'de izliyoruz ama gerçekten portre harika olmuş. Hepsi öyle ama tabii o bizden daha bizimle birlikte olduğu için ve girişte sizinle resminizle evet, yan yana olduğu için yani muazzam anlamlı olmuş. Da bir yerde bir arada denk düştü. İsim alfabetik sıraya giderken en sondaydı o. Zaten. Yine sona gelmiş. Sona geldi ama yanına şey geldi. Ergün Başar'ın portresi geldi. Ama Ergün Başar'ın portresi orada biraz hüzün var. Evet. Demir biraz ondan bahsedelim. Demir parmaklıklar içinde. Ve bu Ergün Başar'ın portresindeki fazla sorulardan kurtulmak için altına neden yaptığımızı yazdım. Yani özgürlüğün olmadığı, fikir hürriyetin olmadığı yerde sanat olmayacağını yazdım. Neden demir parmaklık? Artı ondan sonra natürmortlara bu demir parmaklık geçti ve devam ediyor demir parmaklık. Evet. Ne zaman demir parmaklık kalkacak? Bu ülkeye vicdan hürriyeti, fikir hürriyeti geldiği anda. Harika. Ama gerçek anlamda, lafta değil. Yani işte bizde her şey var demekle olmuyor. Biz işte ileri demokrasiyiz filan demekle olmuyor. Siz yazarları, şairleri, ressamları yaptığı işten dolayı hapse tıkmazsanız
o zaman istediğini yapabilirsiniz. Aynen öyle. Yani sonra insanlar bu resime bakıp da işte Türk insanı veya işte şöyle diye yorumlaması da bir yerde yanlış. Çünkü o sonuçta ressamın fikri. Tabii. 2014, onu doğru bir şekilde uygulamak. Aynı şekilde 2014 yılında İstanbul'da bir sergi açtım. 2014 yılında 13'te de var. Ama tam net olmayan resimlerdi. Sonra daha realist nü çalıştım. Yasakladılar. 2014'te yasaklandı. 2014'te. Evet, 2014'te ve indirildi resimler. Bu zararlı, bu zararlı denildi, indirildi. Ondan sonra zararsızları taktık yerine. Şimdi böyle bir durumdayken kişiler veya siyasi görüş, hakim olan siyasi görüş bana uymuyor deyip de bunu kaldırtması bu ülkede vicdan ve fikir hürriyetinin olmadığı kanıtıdır. Ayrıca bana göre resim hür ortamlarda gelişir. Evet. Yani hür, mesela daha bir örnek vereyim size, daha bir ileri bir örnek. CERN diye bir galeri var şeyde. Evet. Bu Ankara'da. Ben orada sergi açarken CERN'de dedim ki burasının mekan olarak büyük bir mekan. Açabilir miyiz dedim. Evet. Şunu dediler, bize uygun değil yaptığınız şeyler. Nesi uygun değilmiş hocam? Çünkü içinde... Evet. Şöyle uygun değil de derken yani Atatürk ve iz bırakanlarının anlamı şu. Yani Atatürk olmasaydı bunların hiçbirisi olmazdı. Evet. Yani sizin mevcudiyetiniz Atatürk ilke inkılaplarının geçerli olduğu yerde bu insanlar var, üretim yapabilir. Aynen öyle. Bilim adamı, ressam, şair, yazar. Bunu kabul edemediler. Çok acı. Gerçekten çok acı. Çünkü biliyoruz ki yaşam şeklimiz içerisindeki her şeyi ona borçluyuz. Evet. Ben hazır lafı oraya getirmişken zaten sergi de öyle başlıyor. Yani Atatürk iz bırakan ilkler. Ana tema bu. Ana tema bu. 29 Ekim 2019'da. Daha yeni. Yani. Tabii. Diğerini 10 Kasım'da. 2018 o. 2018. Onun bir kara kalem çalışması. Yani füzen, tebeşir, karışık. Evet. Teknik. Ondan sonra onu denedim tabii. Yani yapabilir miyim? Ne kadar yapabilir miyim? Ve yani farklı teknikler değil mi farklı hocam? Farklı teknikler. Ama 2019'da yaptığım onun bir renkli çalışması. Evet. O siyah beyaz. Yani siyah beyaz da yapılabilir. Renkli de yapılabilir. Ama gönlüm tabii renkli de. Şimdi renksiz olarak geliyor bunlar elimize. Atatürk renksiz. Tabii. Yani o dönemde 1938'e kadar bütün Atatürklerin hepsi siyah beyaz olarak çekilmiş. Tabii ki riskli renklendirmek. Tabii riski. Renklendirme. Yaptı renklendirilmişten yapmak da riskli. Şimdi boyama gibi oluyor bu. Siz orada planlar var renk. Yani tabii her renk uyumları var, geçişleri var. Tabii var. Yeşilin vereceği bir ton var. Kırmızının verdiği bir ton var. Siyah beyaz skalası içinde. Bütün bunları yerli yerine oturması lazım. İşte burada tabii ki kolay olmuyor renksizden renkli üretmek. Ama ben kendi kendime de bir karar verdim. Her sergide bir Atatürk yapmak. O çok güzel hocam. Yani bir tane değil, beş tane beş Atatürk tane yapmak. Yani bu ülkeyi Atatürk'e boğmak lazım diye düşünüyorum. Tabii ki fikirleri bizim için önemli. Kesinlikle. Orada bir görüntü var, bir süreti var. Fakat bu fikirler, bu mesela Aziz Sancarlar'ın çıkması, dikkat evet ederseniz işte Yılmaz Bey'in çıkması hep bu fikirlerin etrafında olan şeyler. Kesinlikle. Bu olmasaydı, bunun felsefesi olmasaydı, Atatürk felsefesi olmasaydı bunların, bu değerli şahsiyetlerin çıkması mümkün değildi. Bence öyle. Çok doğru bir tespit. Onu da zaten konuşacağız ama altında bağış, Anıtkabir, yani evet, resmi bir kuruma bağışladınız. Evet. Bunun gibi Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ve evet Nazım Hikmet evet Kültür Merkezi'ne bağışladınız. Evet. Bu da sizin artık nasıl sanata bakışınızı da göstermiş evet oluyor. Onları Anıtkabir'de veya Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde görebileceğiz. Tabii. Yüreğinize sağlık. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Bu çok önemli bizim için. Sağ olun. Ve şimdi sıra geldi aslında Eskişehirlilere o müjdeyi vermede. Dediniz ki
bu kadar büyüklükte bir portre çalışan yok. Yok. Ve zaten şu İsim anda... verdim bir sürü sanatçı bir sürü var ama evet. bir metreyi geçmiyor bunlar. Evet. Ve tabii ki bir müzeye koyulması gereken resimler devasa boyutta olmalı. İnsan onun yanında kendisini mukayese etmeli. Yani evet. nispet olarak mukayese etmeli. Ben hep büyük resimlerden yanayım. Yurt dışında gezdim, gördüm, kaldım. Hep devasa yani şahsiyetler, büyük şahsiyetler. Mesela bir isim vereyim, Napolyon. Evet. Şimdi yani bir Fransızların önemli bir kahramanı bu. Devasa resmini yapmışlar. Evet. Yani bu yani Türkiye'de sıkıntı şu. Büyük salonlar yok. Bu büyük salonlar alınmaması nedeniyle sergilemekte zorlanıyoruz. Zorlanılıyor. Fakat bunu da aşmaya şöyle çalışıyoruz. Sağ olsun belediyeler ellerindeki en büyük salonları vererek en azından bu resimlerin insanların görseline ulaşmasını sağlıyorlar. Oradan tabii ki nitekim sizin Eskişehir'de 15 Ocak'ta açıp son 30 Ocak itibariyle son bulmuş olan serginizde de Büyükşehir Belediye'miz ve Odunpazarı Belediye'mizin ortaklaşa çok büyük desteğini çok büyük gördüm. Destekleri sağ var. Olun. Her zaman zaten açacağım ama en büyük buradaki bana verilen mesaj şuydu. Hatta açıklama da yaptı sergi açılırken. Ben böyle bir talepte de bulundum. Dedim ki bunlar dağılmasın, oraya buraya bağış yapmayalım. Evet. Eskişehir halkına bunu bağışlayamayız mı diye sordum Yılmaz Bey'e. Dedi ki olur dedi. Bir tane müze var, devam ediyor. Bu yarım kaldı ama şimdi devam ettireceğiz. Oraya dedi. Hepsini. Adını koyalım dedi. Adını da koydu. Ergün Başar Portre Müzesi açacağız dedi. Ben harika. De dedim ki bütün resimlerimi bundan sonra yapacaklarım dahil ben bunları bağışlıyorum dedim. Ve bunların hepsi şu anda Eskişehir'in mülküne geçti. Harika. Benim çok teşekkür ediyoruz. Kendi tasarrufumda hiçbir resim yok. Çok güzel. Değerli STV izleyenleri belki de Ergün hocamızın bu mesajı sizlerle ilk defa buluştu. Şu anda biz hocamızla konuşurken arkadan da akan resimleri de gördüğünüzde ve bütün portreleri Eskişehir halkına armağan etti. Aynen. Artık mülküdür. Bağışladı. Halka bağışladı. Yani. Ki ben şuna inanıyorum. Gerçekten çok doğru bir yer. Yılmaz Büyükerşen'e bağışlamış oldu. Aynen. Çünkü hocamızın sanata bakış açısı, sanatı sahiplenmesi Aynen. Eskişehir halkı adına her zaman doğru olmuştur. Aynen doğru oldu. Bir de şu var. Şimdi Eskişehir Yılmaz Büyükerşen'le hep ilkleri başarıyor. Ben Yılmaz Hoca'ya dedim ki tanıştığımız zaman ben sizin niçin portrenizi yapıyorum bir söyleyeyim. Ya neden yaptın dedi. Ben 20 senede kültür başkenti yarattım. Ankara başkenti evet. biliyoruz. Ama kültür başkenti yaratmak kolay değil. Her yerde heykeller, tiyatrolar, senfoni orkestrası. Ben geldim burada 6 gün kaldım. 5 gününü konsere gittim, tiyatroya gittim. Evet. Ben İstanbul'da gitmiyorum. Kocaman İstanbul'da 6 tane tiyatro var ya. Burada 5 tane, 6 tane tiyatro var. Daha ya. Açılıyor salonlarda. Süper bir şey. Yani böyle bir insana ben tam yerinde teklifimi sunmam. Onun da karşılığında ben bunu yapıyoruz. Bitti, bu iş bitti demesi beni yüreklendirdi. Tabii ki bundan sonra devam ediyorum ben, bitmez. Ne zaman biter? Ben öldükten sonra biter bu resim üretimi. Ama sonuçta bir ilki gerçekleştireceğiz. Tabii büyük bir ilk. Mesela sabah gittik şimdi Odunpazarı Modern Müzeyi gezdik. Daha önce gezmiştik, bir daha gezdik. Bu bir marka. Şimdi Portre Müzesi de kolay bir müze değildir. Evet. Yani bir müze açabilirsiniz. Yani bir takım koleksiyonerlerin bağışlarıyla bunu yapabilirsiniz. Fakat portre müzesi yapabilmek kolay değil. Kesinlikle. Bu portreleri siz binlerce kişiden toplamanız lazım. Evet. Tek tek bağış almanız lazım. Ve kaç kişiyse o kadar kişiye ulaşmanız lazım. Evet. Ve o kadar koleksiyona ulaşmanız lazım. Bu çok zor bir şey. Yurt dışında da yok bu. Kesinlikle. Ve ilk defa bizim için ölmez... Bizim için, ülke için çok büyük çaba göstermiş kişileri, kimsenin tanımadığı dahil, bunlara bir çatı altında çok büyük ebatta bunu sunmak
O da ayrı bir şey. Olağanüstü bir şey. Bir sene, belki bir buçuk sene sonra açılacak bu müze. Herkes buraya portre müzesini gezmeye gelecek. Görmeye gelecek. Çünkü yok ki yok. Türkiye'de yok, dünyada da yok. Bu ebatta sırf yani tors şeklinde buradan itibaren yok. Evet, evet. Şimdi evet. Sayın Hocam, burada şu anki Eskişehir'de açmış olduğunuz sergide kaç tane portre var? Şu anda 27 tane portre var. 27 tane portre evet, 27 var. Tane Şimdi portre biz var. Aslında o portrenin ilk başlangıcını anlattınız. Sonra değerli Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi. Sonrasında onu kim, hangi değerli şahsiyet takip etti? Şimdi şöyle, burada sergiye, şimdi İstanbul'da çok büyük bir sergi açtım. Muazzam bir galeri, Deniz Müzesi galerisi. Evet. 6 metre tavan yüksekliği, yaklaşık 600-700 metre karede bir devasa evet. bir galeri. İstanbul'un en büyük galerisi. Daha büyüğü yok. Evet. Ve orada açmadan evvel ya büyük filan dediler. Dedim ki benim resimlerim geldiği zaman burası küçücük olur. Ve hakikaten küçüldüğünü gördüler. Orada açtığım sergide bir şeyin altını çizdim. Dedim ki ya biz ne yapıyoruz, ne yapmamız gerekir? Oradaki seyirciler şunu bize anlattı. Dedi ki ya her şey çok güzel de kadın portresi neden az? Evet. Hatta arkadaşımızın dostları bayanlar. Dedim ki hakikaten erkek ağırlıkta. Bu sefer karar verdim. Zaten bir tane tezgahımda vardı. Leyla Gencer. Evet. Leyla Gencer'i şu anda çiziyorum. Çok önemli bir soprano. Ve Türkiye'nin yüz akı. Evet. Yani kolay değil. İtalya'da 25 sene La Scala'da soprano olarak görev yapmak ve hocalık bir kolay bir şey değil. Kolay yani, bir şey değil. Yani herkese nasip olmayan bir şey. Onu çizdim. Ondan sonra bu tabii Eskişehir Müzesi'nde de gördüğümüz, Kurtuluş Müzesi'nde gördüğümüz Kara Fatma. Çok önemli. Evet. Kuvayi Milliyeci. Şimdi Kara Fatma'nın özelliği bir... Çete kurup da İstiklal Harbi'ne veya milli mücadeleye katılmanın dışında tam 300 kişilik bir kadın çetesi var. Evet. Hangi birimiz biliyor 300 tane kadını yan yana toplayıp aynen kızı evet. da o çetenin içinde ve sadece bir hedef var, bu vatanın kurtuluşu. Evet. Şimdi o ikinci çiziyorum, devam ediyorum. Afife Jale. Afife Jale. Fotoğrafı yok bunun ya. Bir tane fotoğrafı evet, var. Evet. Ya ben bunu nasıl yorumlayacağımı düşünüyorum ilk önce. Yani bir ikinci fotoğrafı yok. Yok tabii. Yok. Belki siz kazandırdığınızda yani ayrı bir anlam koyacak. Ben düşünüyorum nasıl yapabilirim? Yani nasıl buna et kemik yüklerim diye evet. düşünüyorum. Onu çiziyorum. Üçüncü. Ondan sonra bu kadın ilk savaş pilotu var. Sabiha Gökçen. Sabiha Gökçen. Şimdi yani tamam pilot, o zaman kadınların seçme seçilme hakkı yok ya. 1930'larda Avrupa kıtasında. Evet. Bizim burada da kadın pilotu yetiştiriyorsunuz tabii. Çok çok önemli. Yani çok önemli bir şey. Mesela onu da çiziyorum. Böyle bu devam ediyor yani. 4-5 tane kadın. O kadın portresi de eklenecek. Tabii eklenecek bunlar yaklaşık 5 tane. Şu anda devam eden. Evet. Peki onlar. İlklerde hangileri var? Burada var mı ilk yaptıklarınızda? İlk resimlerden Atatürk, mi? Atatürk'ten sonra. Vallahi ilk burada. Yaptığım benim şimdi tabii ki tarih sırasına göre Aziz Sancar var. Tabii ki orada kaç tane Nobel aldı o? Onu unuttuk. Kaçıncı tarih neydi? Tarih, 2010'a 15 mi? 2015 ya da 2010'a. Evet. 2015 olması lazım. İşte 2016'da mesela en önemli yaptığım ilklerden evet. çok gururlandım. Yani şöyle, sonuçta bu topraklar 3-4 tane büyük insan gördü. Fazla da görmüyor bu topraklar tabii. büyük. Mesela Osmanlı dönemi öncesini yapmıyorum ben. Ama Cumhuriyet'ten sonra yapıyorum. Cumhuriyet'ten sonra. Mesela... Ama Osmanlı döneminde veya Osmanlı'yı baz alırsak çok önemli. Osman Hamdi Bey var mesela. Onu da bir ayrı şeyde çizeceğim. O da sizin düşündükleriniz tabii arasında. Tabii yani o da ilklerden, çok en önemli tabii. ilklerden. Mesela mesela Sakıp Sabancı var. O kadar farklı duruyor ki şimdi, yani sanki canlıymış gibi konuşacak mısınız? Şimdi Sakıp Sabancı da o ilklerden birisi. Biliyorsunuz 10 Mart 2017'de yapmışsınız. Evet. 2016 başka mesela Mehmet Akif kaç tarihinde yapılmış? Mehmet Akif hemen bakayım.
Mehmet Akif. Mehmet Akif 2017, 27 Ocak 2017. Evet. Yani şimdi bu siyah beyazlar, dikkat edin, siyah beyazlar 1930'lardaki kişilikler bunlar. Evet. Renkli resimlerini bulamıyoruz. Evet. Uğur Mumcu'nun mesela sonradan buldum. Bir Uğur Mumcu daha yapacağım. 24 Ocak 2017'de Uğur Mumcu. Mesela Uğur Mumcu'nun çok sevdiğim bir yazar, yazar olmasının ötesinde büyük bir aydın. Kesinlikle. Bu mesela renkli resmi geçti önüme. Şimdi o renklisini yapacağım mesela. Siyah beyazını yaptım. Çok güzel. Bu önem derecesi de önemli. Yani mesela diyelim ki şu anda herhangi bir Türkiye'nin yüzünü ağırtacak bir şahsiyet çıktı. Mesela isim vereyim mi, istiyor musun? Tabii ki, mesela vereyim mi? Verelim. Karşımızda iki tane Ekrem İmamoğlu portresi, ama onların büyükleri gelecek diye düşünüyorum. Şöyle, şu anda Ekrem İmamoğlu'nu ben neden yaptığımı söyleyeyim. Evet. Bir seçimi iki kere kazanan tek siyasetçi. Onun için birisinde gülmüyor herhalde, diğerinde gülüyor. Yani var iki mı tane anlam yaptım, iki kere seçimi kazandı. Evet. Diye. Yani bir anlam ifade ediyoruz. O da bir iyi ki başardı diye. Ha, böyle büyük tabloya girer mi girmez mi belli değil. Ha, onu zaman güzel gösterecek. Biz bekliyoruz sonuçta. Çok yani güzel. Bu kadar engellemelere karşı bu başarısının ne olacağını zaman içinde göreceğiz. Demin söyleyeyim dediniz hocam. Onu söyleyeyim isterseniz. Mesela. Bir tane flash bir isim size söyleyeyim. Bugün Türkiye'nin çok önemli yaşayan genç bir adam var. Hakem, milli hakem, Dünya Kupası'nı yöneten hakem Çakır, Cüneyt Çakır. Evet. Yapacağım resmini. Harika. Hadi başka bir isim daha size söyleyeyim. Akut'u kuran, ilk Everest'e tırmanan kim? Size soruyorum. Everest'e ilk tırmanan, 5000 kilometre üstü, evet, biliyorsunuz. Evet. Ölen orada korkunç bir sayı var. Dünyada 100 kişi bilen tırmandı. Ondan sonra tırmanan. O da bir ilk. İlk mesela Nasuh Mahruki. Mahruki. Konuştum, evet, kendisinle. Dedim senin resmini yapacağım. Harika. Çünkü iyi ki başardı. Ha? Bu resimler yapılınca Eskişehir'e mi gelecek hepsi hocam? Eskişehir. Hepsi o hepsi. Ergün Başar ama Portre yani Müzesi'nde. O müze alır mı almaz mı? Değişimli olması onu lazım. Onu Yılmaz hocamıza soracağız artık. Ona göre daha büyük isteyeceğiz yani kendisinde. Çok, yani bunlar bir tanesi yaklaşık 5,20 metrekare geliyor. Of of of. Yani bir tanesi 5 metrekare. Of of. 20 santim. Evet. Yani 5 metrekarede adamın mutfağı var. Doğru. 1 artı 1'lerde. 1 artı 1. Burada 1 artı 1'e anca 4 tane portre. Ancak 1 artı 1 girer yani. Evet. Evet. Yani size söylediğim bunlar önemli kişiler. Şimdi herkes açısından Nasuh Mahruki bir şey ifade etmeyebilir. Ama şunu söylüyorum. Lütfen bir insanın başarısını takdir edin. Tabii ki. Yani lütfen. Tabii. Şimdi Everest'e kaç tane, hani ondan sonra tırmanan Türk var. Vardır. Biliyorum mutlaka, yani. Tabii ki. İsmini de biliyorum. Kimin, evet, olduğunu da. Ama benim için iyi ki başarması lazım. Kesin. Zaten ilkler. İlkler yani. İz bırakan. İlk ve bu topluma iz bırakmanın dışında hizmet eden de. Yani evet. Sadece iz bırakma. Kötü de iz bırakabilirsiniz siz. Tabii. Kötü iz bıraktığınızda ben çizmiyorum ama. Var, var. Çok fazla siyasetçi göremiyorum hocam. Yok, benim siyasetçilerle işim yok. Yok değil yok mi? Evet. Yılmaz Bey siyasetçi. O siyaset ötesi. Görünüyor fakat üstünde. Üstünde. Yani mecburen yapacağı hizmet olarak siyasete, evet, girmek zorunda. Tabii. Tabii. Ama Rauf Denktaş var. Rauf Denktaş Kıbrıs Devleti'nin kurucusu, Atatürk'ü. Evet. Onun için. Tabii Atatürk. Evet. Yani bir devlet kurmak öyle kolay değil. Çünkü bütün organlarını kuruyorsunuz. Yasama, yürütme, yargıyı siz oturtmanız lazım. O kadar büyük bir şeyiniz olması lazım. Yani kafa yapınız ve çok ileri görüşlülüğünüz olması lazım. Yoksa kesinlikle iki gün sonra yıkılır o. Pat diye gider. Çöker. Çöker. Gidim. Yani şeye kaçar, diktatörlüğe kaçar. Çok doğru, çok doğru. Yani sizin kafanızda aslında kafanızdakiler hep bizim yaşantımızla uyuşuyor. O ilk kavramını çok, evet, güzel oturtmuşsunuz. Evet, ki isim de veriyorum. Durmadan isim kesinlikle veriyorum. Kesinlikle. Yani. Onları da hani biz eskisi var, yenisi var. Ben ayırt etmiyorum ki. Mesela Cüneyt Çakır. Evet. Aldık. Ben tanımam.
konuşmuşluğum da yok. Fakat yani kolay mı? Bir dünya kupasını idare ediyorsunuz. Orada 100-200 bin kişi sizi izliyor. 5 milyar mı 4, 2,5 milyar da dünyada insan izliyor. Her verdiğiniz kararı siz çok iyi düşünüp vermeniz lazım. Her bir yanlış karar bu millete fatura ediyor. Kesinlikle. Türk mü diyecek? Evet. Ama öteki türlü dediler ki hakikaten çok büyük bir hakem. Hakikaten çok adaletli yönetti dedi. Peki bir şey sorayım hocam. Gezerken de dikkatimi çekti. Şimdi biraz Serde de oyunculuk var ya yapıyoruz, evet, tiyatroda yapıyoruz. Tiyatroyu bizim Türkiye'de veya Cumhuriyet döneminden itibaren bize kazandıran şahsiyetlerden yapmayı düşünüyor musunuz? Mesela Muhsin Ertuğrul. Şimdi Muhsin Ertuğrul. Haldun Taner. Haldun Taner bir sıra. Bizim Güzel Sanatlar Akademisi'nde felsefe hocalığı teklif edildi, kabul etmedi. Evet. Yani müthiş bir adam, evet. Çok büyük bir adam. Fakat Muhsin Ertuğrul düşünülebilir ama Haldun Taner değil. Anladım. Şimdi Haldun Taner modern Türk tiyatrosunun temellerini atan adam. Evet. Önemli. Evet. Biliyorum. Ama ki Muhsin Ertuğrul çok ayrı artık, evet, bir yerde. Yani Muhsin Ertuğrul ayrı. Yani biliyorum ama yapar mıyım, yapmaz mıyım? Oraya gelene kadar sarsan Türkiye'yi, sarsan adamları yapmam biraz daha mantıklı geliyor bana. Evet. Zaman olması lazım. Bu tabii. Benim hem çalışma açısından hem yaş itibariyle zamana ihtiyacım hocam, var. Hocam çok gençsiniz, yapmayın. Sağ olun ya. Hemen akabine çok fazla kafamda soru var ama inşallah. Sorun siz istediniz. Bak 10 dakika diye gösteriyorlar şimdi. Tabii, ne yaparsın? Bir portreyi kaç günde veya saat bazında? Çünkü programa başlamadan önce taze kamyondan bir şey geliyor dediniz. Evet. O ne kadar kısa bir zamanda yapıldı? Şimdi o sulu boya. Sulu boya. Şu ebatta. Evet. Şu var. Belki gelmiştir. Asistanıma söyleyeyim de bir baksın getirsin, evet, oraya. Şöyle. Şimdi ben rahat, relax olarak çalışırsam 2 ayda bitiriyorum. 2 ayda bitiriyorsunuz. Evet. Ama yoğun çalışırsam tabii bunun çizimi var. Eskizi var. Tabii. Eskiz de yapıyorum. Mesela bu Atatürk diyorum. Bakın. Bu eskizi onun esasında. 2018'de yapılmış bir etüdü. Etüdü. Bunlar kimse bilmiyor. Tabii işin içinden gelenler. Niçin onun siyah beyazını yapıyorum? Bugüne kadar siyah beyaz dev ebatta yapılmamış. Yapılmamış. İlk defa. Yani Türkiye'de ilk defa siyah beyaz bir Atatürk yok. Evet. Ama ben burada ilk defa olsun falan diye yapmadım. Ama etüt ettim. Yani ben bunun renklisini yaparsam acaba nasıl olur diye, evet, orada kendimi sınadım. Şimdi Atatürk herkes çiziyor. Tabii, tabii. Mesela Anıtkabir'deki Atatürkler hiçbirisi benzemiyor. Evet. Hepsi Rus olmuş. Evet, evet. Sarı saçlı, mavi gözlü. Doğru. Yok öyle bir şey. Yani evet. Adamın, yani Atatürk'ün gözleri mavi ama böyle turkuaz mavisi değil. Değil. Burada mesela mavi görünümlü ama dikkat ederseniz orada 10 tane renk var. Tabii çarpmıyor göze. Yeşil var, kahverengi var, turkuaz var, koyu yeşil var, açık yeşil var. Açık mavi var, koyu mavi var ama uzaktan baktığınızda onun mavi size empresyonu var. Kesinlikle. Zaten empresyon dediğimiz şey, yani empresyonistler, evet, bu etki güneş ışığı altında veya hangi dönemde yapılıyorsa onun etkisindeki eşyayı çiziyorlar. Evet. Yani burada bir empresyonist endişe de var. Yani bir etki yaratıyoruz ışığın altında. Mavi ama mavinin 50 tonu var. Ama o tona ulaşıncaya, evet, kadar bir sürü renk uygulanıyor. Giriyor orada ve karışıyor. Yani bir sürü renk var orada. Karışıyor, uzaktan mavi hissini veriyor. Evet. Evet. Bir de şunu söylemeliyiz. Belki dünyada veya Türkiye'de birden fazla portre olabilir ama tabii ki bu büyüklükte yok. Yok. Ama şöyle baktığınızda sergiyi gezerken de bir uyum var. Renk uyumu var. Evet. Yani zeminin gold, yanlış da bir şey söylemek, doğru, istemiyorum. Gold, altın varak, evet, da olması bize ayrı ışıkların altında ayrı, yaşıyor, bir siyah da veriyor. Evet, canlılık var. Yani bu resimler 15-25-55 sene sonra gene aynı parıldaması altında olacak. Ancak bunun vernik yok. Bunların hiçbirinde vernik yok. Acilen verniklenmesi lazım. Dış hem güneş hem nem hem ışıktan etkileniyor. Bilhassa altın varaklar acilen
verniklenmesi lazım ki korumaya al. Koruma o altına. Müzeye geçecek olanlar verniklenecek. Hepsi verniklenmesi lazım. Çok acil bu da. Hocam, o kadar güzel, akıcı, güzel bir program gerçekleşti ki çok mutluyum açıkçası. Ben de çok teşekkür ediyorum. Kırmadınız. Herhalde bugün ya da yarın ayrılacaksınız şehrimizden, evet, ama biz sizi artık Eskişehirli olarak görüyoruz. Aynen, ben de kendim Eskişehirli. Başımızın üstünde yeriniz var. Sağ olun, var. Çok teşekkür ederim. Son olarak Eskişehirlilere, tüm Türkiye'ye söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Ben Eskişehirli oldum. Eskişehir için kalbim atıyor, beynim atıyor. Elimden ne geliyorsa, sağlığım ne kadar el verirse bu müzeyi Eskişehir halkına bağışlıyorum. Ve Eskişehirlilerin buna hak ettiklerini düşünüyorum. Çok teşekkürler hocam. Çok anlamlıydı. Bunun üzerine başka bir söz söylenmez. Sağ ol. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Değerli STV izleyenleri, Ergün Başar bizim konuğumuzdu. Çok değerli bir ressam. İşte gördünüz, harika bir uyum var. Kişisel resim sergisinin tam ortasındayız. Portrelerin tam ortasındayız. Muazzam bir sergi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Eskişehir halkına böylesine bir portre müzesi kazandırdığı için, tabii ki başta Yılmaz hocamız önderliğinde. Aynen. Ergün hocamızı kutluyoruz. Ben de teşekkür ediyorum burada Yılmaz Büyükerşen'e. Çok desteğini aldım. Çok takdir edildim onun tarafından. Sonuçta benim de çorbada tuzum olsun. Kesinlikle. Diyorum. Eskişehir işte sanatın şehri. Lütfen efendim bizi takip edin. Hayatınızdan sanatı eksik etmeyin. Resmi, müziği, tiyatroyu, baleyi eksik etmeyin. Sanatla iç içe kalın diyorum. İyi akşamlar diliyorum efendim.